Şimdiki hikayemiz Meraklı pot Pot Meraklı pot Pot Bir varmış bir yokmuş Denizin derinliklerinde Yavru bir ahtapotla Bir istiridye yaşıyormuş İstiridye ile ahtapot Çok iyi arkadaşmış Birbirlerini çok severlermiş Bak meyve bu istiridye bu ahtapot. Bu biz, istiridye biz mi? Evet istiridye. Bu? Ahtapot. Ahtapot pot pot çok meraklıymış. Her şeyi sorarmış. Bu ahtapot mu pot pot? Evet ahtapotun ismi pot potmuş. Bunu? Onun da onun adını söylemediler daha birazdan bakacağız. İstiridye. İstiridye. Evet, diye de Ahtopoto bütün bildiklerini anlatırmış, onu tehlikelere karşı korurmuş. Günlerden bir gün Potpot pot, balon balığı ile tanışmış. Balon balığına balığı ona, Potpot pot, sen neden hiç deniz yüzeyine çıkmıyorsun diye sormuş. Orası suyun ne derinlikle. Ne ne? Onun adı balon balığı. E şişiyor bak balon gibi olmuş. O yüzden balon balığı demişler. Orası suyun derinliklerinden bu arada, çok daha bu güzel. Ona hiç bir şey koymamışlar mı? Yok, balon balığı koymuşlar. Niye? E Şişti balon gibi baksana. Balon gibi o yüzden. Evet biraz hikayeyi dinle. Meraklı potpot pot, bilmem ki demiş orası nasıl bir, bir yer. Balon balığı neler kaçırdığını bil bilsen diyerek Potpot'un yanından ayrılmış. Yüzerek kayalıkların kayaların arasında kaybolmuş. Potpot pot hemen istediğinin yanına gitmiş. Balon balığının söylediklerini ona bir gün anlatmış. mu? Daha kaybolmamış. Niye? E, kaybolmamış bir okuyalım dinle bakalım. İştiri diye ah sevgili Potpot'cuğum demiş... Sen daha çok küçüksün. Biraz sabret. Denizin üstü çok tehlikeli. Büyüdüğün zaman istediğin yere gidebilirsin. Potpot istediğinin sözünü dinlemiş. Deniz yüzeyine çıkmaktan vazgeçmiş. Bütün balon balığı ne zaman Potpot'la karşılaşsa ee, fakat bal balon balığı <laughs> ne zaman pot potla karşılaşsa ona denizin üstündeki güzellikleri bu anlatıyormuş. Bu da deniz anası. Deniz anası deniz anası ahtapot ne yapıyor? Ahtapotla ikisi konuşuyor. Bak ben anlatacağım şimdi sana. İstiri diye çok korkak. İstiri çok Niye onun sözünü dinliyorsun demiş. Deniz yüzeyine çıkarsan orada pek çok arkadaş bulabilirsin. Hem de istiridyeden e, çok daha iyi arkadaşlar. Sonunda bir sabah bot bot istiridyeye hiçbir şey söylemeden yola koyulmuş. Deniz yüzeyine doğru yüzmüş de yüzmüş. Mercanların, yosunların, deniz analarının yanından geçmiş. Uzun süre sonra güneş ışıklarını görmüş. Oh diye bayı bağırmış. Ne kadar aydınlık. Burada çok iyi arkadaşlar bulacağım eminim. Balon balığı doğruyu söylemiş. Doğru söylemiş. Heyecanla bas başını sudan çıkarmış. Şaşkın şaşkın etrafına bakmış. Az ötede kayık görmüş. Kayığın içinde bir balıkçı. Denize ağ atıp balık avlıyormuş. Pot pot, bir süre balıkçıyı hani, izlemiş. Hani nerede balıkçı? Balıkçının koca denize nerede atıp balıkçı? çekmesine hayran kalmış. Baba nerede balıkçı? Meva, balıkçıyı arka sayfada çizmişler. Bu bu sayfada yok. Şimdi arka sayfayı çevireceğiz. Balıkçıyı göreceğiz, tamam mı? Tamam. Ne kadar güçlü biri diye düşünmüş. İlk arkadaşımı buldum galiba. Bak balıkçı burada görüyor musun? Bak balıkçı. Hemen kayıya doğru yüzmüş. Balıkçıyla tanışmak için sabırsızlanıyormuş. Tam bu sırada balıkçı da onu görmüş. Korkuyla yerinden zıplamış. Bu korkunç hayvan da nereden çıktı diye söylenerek küreklere sarılmış. Hızla oradan uzaklaşmış. Niye? Ahtapottan korkmuş. Niye? İlk defa görüyormuş, o yüzden. Bu nedir? Dur, o sayfaya geçmedik daha, meva. Bu tarafa geçeceğiz. Potpot balıkçının arkasından bakıp üzüntüyle, ama ben sadece arkadaş olmak istemiştim demiş. Hem ben korkunç muyum? İstidi i̇şte diye bana hiç böyle bir şey söylememişti. Bunları düşünerek kıyıya doğru yüzmüş. Sahilde kumların arasında bir yılan uyuyormuş. Potpot onu görünce. İşte demiş sevinçle. Yeni arkadaşımı buldum. Ona doğru yaklaşmış yılan uyanıp başını kaldırmış. Potpot'u görünce sinirlenmiş mi? "Sen nasıl bir hayvansın böyle? Burada ne arıyorsun?" diye sormuş. Potpot gülümseyerek "Arkadaş arıyorum." demiş. "Sen kimsin?" Yılan gözleri parlayarak ben bir yılanım demiş. Demek bir arkadaş arıyorsun. Ben benden daha iyi bir arkadaş bulamazsın. Ben hem çok kuvvetliyim hem de şefkatliyim. Baba. Pot çok mutlu olmuş. Yılan sözlerine devam etmiş. Fakat benim bir şartım var. Pot hayretle ne şartı diye sormuş. Yılan sinsi sinsi gülümsemiş ayaklarından birkaçını bana vereceksin demiş. İşte o zaman seve seve seninle arkadaş olurum. Her zaman ayaklarım olsun istemişimdir demiş. Evet yılanın ayakları yok ya Potpot'un ayaklarını istiyor. Niye? Ayakları olmadığı için. Evet Potpot duyduklarına inanamamış. Ayaklarımı sana mı vereceğim? Ne garip bir istek bu. Hem arkadaş olmak için şart gerektiğini ilk defa duyuyorum. Küçük potpotçuk böyle söyledikten sonra hızla oradan uzaklaşmış. Sevgili arkadaşım istedi diye. Bir kez olsun benden ayaklarımı istemedi diye düşünmüş. Denizin üzerindeki dünya ne tuhafmış. Galiba ben burada arkadaş bulamayacağım. Yüze yüze denize dökülen bir derenin kenarına gelmiş. Bir kayanın üzerine çıkıp oturuvermiş. vermiş Derenin şırıl şırıl sesini dinlemeye dalmış. Dere pot potu görünce çok şaşırmış. Hani nerede gözleri? Dere burada bak. Ahtapot sen gerçekten ahtapot musun? Ahtapotlar genellikle denizin altında yaşarlar. Sen burada ne arıyorsun diye sormuş. Bak. Dere buna soruyor gördün mü? Potpot pot üzüntüyle arkadaş arıyorum demiş. Ne, ne diyor ona? Senin burada ne işin var diyor. Dere bir kahkaha atmış. Ha ha ha. Tam yerine geldin. Ben senin istediğin gibi bir arkadaşım. Kimse benden daha büyük ve güzel değildir. Potpot pot bir anda balıkçının ve yılanın sözlerini unutuvermiş gözlerinin içine gülerek içi gülerek. Yaşasın diye bağırmış. Burada iyi bir arkadaş bulabileceğimi biliyordum. Dere, sevgili arkadaşım ben her zaman üzerimde bir köprü olsun isterdim. Sen o uzun kollarınla üzerime bir köprü yapabilir misin? Öyle bir köprü yap ki dünyanın en güzel köprüsü olsun demiş. Pot pot itiraz etmiş ama ben köprü yapmayı bilmiyorum ki. Dere haydi bunu yapabileceğine eminim yoksa arkadaş değil miyiz diye ısrar etmiş. Potbot derenin üzerinde çok şaşırmış. Sözlerine çok ya şaşırmış. İstiri diye hiçbir zaman benden köprü yapmamı istememişti diye düşünmüş. Tutunduğu kayadan kendini denize bırakıvermiş. Hemen oradan uzaklaşmış. Denizin derinliklerine doğru yüzerken sevgili arkadaşı İstiri diye düşünüyormuş. İstidit diyecek ne kadar iyi bir arkadaşmış, beni olduğum gibi seviyor. Üstelik arkadaşlığı için hiçbir zaman karşılık beklemiyor. Küçük botbot hiç durmadan yüzmüş, yüzmüş. Sonunda denizin dibine varmış. Arkadaşı diyenin yanına gidip sekiz koluyla ona sarılmış. Canım arkadaşım, seni çok özledim demiş. O günden sonra istiridyenin yanından hiç ayrılmamış. Ve sözünden hiç çıkmamış. Evet bak, Ah tobotun karşılıksız arkadaşıymış. Bundan hiçbir şey beklentisi yokmuş. Gördün mü? Tamam da babacığım şimdi bunu. Bak burada ne yazıyor? Sayıları sırasına uygun bir şekilde birleştirerek resmi tamamlayalım. Bakalım potpotun karşısında hangi hayvan var? Keçi. Şu an yanımızda kalem yok ama bunu böyle çizdiğimiz zaman balon balığına dönüşüyor, değil mi? Bu Balon. Balon balığının kafası. Ne? Gözeti var mı? Bak var burada. Al